Ulusal Radyo, Ulusal Kanal ortak yayınımızda sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz ve değerli izleyicilerimiz. Stüdyoda çok uzaklardan konuğum var. Çok önemli bir ülkenin emperyalizmle çok ciddi mücadele eden, öteden beri mücadele eden ve hala emperyalizme karşı, emperyalizmin ülkesinde yaptıklarına karşı direnen çok önemli ülkenin değerli iki ismi stüdyoda. Jose Bracho Reyes, Venezuela Büyükelçisi. Mr. Ambassador, welcome to our program. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve Mr. Johnny Balsa Arismendi, Profesör Doktor, Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Burada İstanbul Üniversitesi'nde özellikle emperyalist saldırganlık, çok kutupluluk ve çok kutupluluğun neresinden daha sağlıklı bir yönetim biçimi seçilebilir, çıkabilir. Bütün bunları konuşacağız. İnsanlık için alternatif konuşacağız. Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın dünya üzerindeki politikası mı, politikasızlığı mı, bütün bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Welcome to our studios. Dilinizi bilmiyorum ama İspanyolca hoş geldiniz nasıl söylenir? Bienvenido. 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 Tamam. Bienvenido. Efendim bu arada Sayın Çağlar Erteber'de çok değerli konuklarım için tercümanlık yapacak. Hemen başlayalım diyorum. Sayın Ambasador'la, Büyükelçi'yle başlayalım. Ne kadar oldu Türkiye'ye geleli? Ben önce 4 sene İstanbul'da oturdum. Önce, evet. Ben, Türkçe çok iyi. Ben başkonsolos. Evet. Sonra Ankara'ya gitti. 6 sene. Toplam 10 sene. Burada. Toplam 10 sene. Öğrenmişsiniz dilimizi. Biraz. Türk yemekleri, hemen böyle sorarlar. Türkiye yemekleri. Türk yemekleri. Evet, müzik yemekleri. Evet. Çok güzel yemekleri. Biraz acı. Biraz acı. Sevmiyorsunuz acıyı. Seviyorum ama problem var. Peki. Mide problem. Konuşuruz bunları ama dünya çok acı gelişmelerin içinden geçiyor. Gaziantep çok acı. Gaziantep. Antep mutfağı acı. Evet, evet. Turkish cuisine very very important. Evet. Ne diyelim? Türkiye acı dedi Sayın Büyükelçi. Gaziantep mutfağı özellikle. Evet, her yerde biraz acıyı seviyoruz biz. Ama Türk yemekleri, özellikle Akdeniz mutfağı da muazzam. Türkiye, dünya acı bir çemberin içinden geçiyor. Venezuela'da bundan nasibini alıyor. Estamos hablando de la comida picante, pero también vemos que las ocasiones en el mundo, lo que está pasando también, digamos, penoso, picante, eso... Picante, es vergonzoso. Nedir pikante? Utanç verici aslında. Evet. Başımıza gelenler. Mahde pikante es vergonzoso lo que está pasando. Yani hem acı hem de utanç verici. Evet. Şimdi utanç verici ifadesi çok önemli. Değerli Büyükelçi'den bunu öğrenelim ve çok kısa bir süre önce Maduro'ya bir suikast girişiminde bulunuldu ve özellikle Vatan Partisi çok sert eleştirdi. Buradan hareketle utanç verici derken hem Venezuela-Türkiye ilişkileri, Sayın Profesör'e de soracağız, dış politikalar, yaptırımlar, bütün bunları dinlemek isteriz Büyükelçi'ne. Entonces vamos a empezar lo vergonzoso y por ejemplo pasó algo triste también al presidente Nicolás Maduro, un intento de atentado. Y sobre todo en Turquía el Partido Patriótico, ¿no? Condenó fuertemente
ante esa ocasión, bueno, ante con este intento de atentado, y vamos a ampliar un poco ese tema. ¿Cómo no? Para eso estamos aquí. Tabii ki açalım. Biz zaten bu konuyu derinleştirelim. Evet. O yüzden buradayız zaten. Pues yo le diría que comenzaría por decir que Venezuela es hoy por hoy el país más agredido, por lo menos en todo el hemisferio occidental. Bugün itibariyle Venezuela özellikle Batı yarımkürede en çok saldırıya maruz kalan ülke konumunda. Evet. Sí. Venezuela viene siendo golpeada por una serie de medidas, sanciones unilaterales por parte del gobierno norteamericano, sanciones, bloqueo, que tienen pasando un mal rato al pueblo de Venezuela. Özellikle ABD tarafından tek taraflı yaptırımlara, blokajlara maruz kalan bir ülke ve bundan da acı çeken bir ülke Venezuela. Pero esto no es nuevo, Ama bu, tampoco es nuevo. Bu hikaye çok da yeni bir şey değil. Tabii. No es nuevo en Venezuela, no es nuevo en América Latina. Yani Amerika için de, Latin Amerika için de, Venezuela için de yeni bir hikaye değil. Bunun bir tarihçesi var tabii. Tiene una historia, claro. Yani Bolívar, Bolívar'ın direnci, Bolívar'ın tutunduğu nokta, bütün bunlar çok önemli. Onun Contra için, eso, Simón Bolívar había resistido, ¿no? Claro. Contra eso. Sí. Evet. Hay dos modelos o dos discursos enfrentados, ¿sí? Dos discursos enfrentados en América, en nuestra América. Yani ki aslında konuyla karşı karşıya yüz yüze kalıyor Latin Amerika. Dos doctrinas enfrentadas. İki doktrinle karşı karşıya diyelim. İki doktrin söz konusu Latin Amerika için. La doctrina de Monroe. Bunlardan biri Monroe doktrini. Que fue expuesta por el que fue el presidente de los Estados Unidos en 1823 yılında o dönemin Amerikan başkanı James Monroe tarafından deklare edildi, geliştirildi. La doctrina Monroe que habla de América para los americanos. Şöyle bir şiarı vardı. Amerika Amerikalılar içindir. En su práctica no fue otra cosa sino América para los norteamericanos. Aslında onun manası, açılımı Amerika Kuzey Amerikalılar ya da ABD vatandaşları içindirdi. Este señor que fue el quinto presidente de los Estados Unidos basándose en una en lo que ellos llaman la el destino manifiesto de los Estados Unidos. Bu daha sonra aslında daha öncesinde açık kader tezi olarak bilinen bir düşünce tarafından geliştirildi bu doktrin. Lanza Beslendi. Expone su doctrina. Ve bu doktrinde de karşımıza çıktı aslında açık kader tezi olarak lanse edilen düşünce. Según la cual ellos pasan a considerar América Latina y el Caribe el patio trasero. Bu etki alanı tabii ki Karayipleri ve Latin Amerika coğrafyasını içine alan ve onu hep de bildiğimiz tabir olan arka bahçesi olarak görme planıydı ABD'nin. Pero esto no es nuevo. Ama dediğim gibi bu yeni bir şey değil. Ya fíjese en 200 años. Hace 200 años, Bolívar le contesta a un representante diplomático de los Estados Unidos en Venezuela a consecuencia de un barco con bandera norteamericana que transportaba armamentos para ser entregados al bando contrario a las independencias, o sea, al bando español. Aslında
bu ilk girişimi yaklaşık 200 yıl önce tanık olmaktayız bu Amerika'nın, Latin Amerika'ya müdahalesinin. Bu 200 yıl önce bir resmi kaynak, Simon Bolivar'ın bir Amerikalı diplomata, temsilciye yazdığı mektupta adı geçer. Buna göre, bu mektuba göre, yani daha doğrusu olaya göre, iki tane silah ve mühimmat dolu Amerikan bandıralı gemi ve Venezuela karasularına girer ve amaçları da İspanyol sömürgecilere yardım etmektir. Yani bağımsızlık karşıtlarına. En 1826, cuando se convocó el Congreso de Panamá, ya hubo un enfrentamiento dialéctico entre Bolívar y el general Santander colombiano, porque Bolívar se oponía a convocar a los Estados Unidos a ese importantísimo Congreso de Panamá de 1826. Bu Latin Amerika içerisindeki tartışmalarda aslında 1826 yılında ortaya çıkmıştır. Çünkü burada bir Latin Amerika Kongresi düzenlenmiştir Panama'da. Bu Panama'da da iki tane ana görüş hakimdi. Bunlardan biri Bolivar, biri de Kolombiyalı General Santander'di. Fakat Bolivar Amerika'nın bu kongrede yer almamasını istiyordu. Santander'in aksine. Y más tarde en 1829 Simón Bolívar, en una carta que dirige a otro señor norteamericano, Patricio Campbell, desde Quito, Ecuador, Bolívar, una frase muy, muy célebre de Bolívar que dice, los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. 1829 yılına gelindiğinde ise yine başka bir Amerikalı diplomata, Patricio Campbell'a Quito'da, Ekvador'un başkentinde yazdığı bir mektupta daha net ortaya koyar Simón Bolívar. Yani Tanrı'nın inayetinde aslında Latin Amerika'yı sefillikle zehirlemek için, bu vebayı yaymak için, Tanrı adı altında, Erdem adı altında bunu yaymak için buraya geldiniz der ABD'ye. Entonces tenemos claro que ya desde principios del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX, hay dos doctrinas enfrentadas. Aslında 19. yüzyılın başından itibaren iki doktrin hep karşı karşıya gelmiştir diyebiliriz. La doctrina Monroe y la doctrina Bolívar. Yani bir Monroe doktrini ve Bolívar doktrini. Biri Amerikancı, biri de tam imperialismo a favor de imperialismo yanqui y a favor de la supremacía norteamericana, la supremacía blanca anglosajona. Özellikle norteamericana, anglosajon beyaz iktidarı yanlısı. Evet. Y fundamentalista religioso además. Özellikle de kökten dinci. Porque ellos ven el dominio sobre América Latina y el Caribe lo ven como un destino. Impuesto por Dios. Çünkü Latin Amerika, özellikle Karayipler'in istilası sanki Tanrı'nın bir inayeti gibi gösteriliyordu. Yani bir dini boyutu da var. Böyle bir algı yaratıldı. Y una doctrina Bolívar o Bolivariana que busca la construcción de una patria. Evet. Latinoamericana y caribeña previendo estas, como buen visionario que fue Bolívar, previendo estas ambiciones imperiales del vecino del norte. Bu Bolivarcı doktrin ise Latin Amerika ve Karayipleri içine alan bir bağımsız bir vatan inşasını öngörüyordu. Biliyorsunuz Kuzey Amerikalı emperyalistlerin görüşlerinin aksine. Toda esta propaganda de los grandes medios de comunicación contra Nicolás Maduro que antes desarrollaron contra el presidente Chávez también en su momento ¿sí? La desarrollaron contra Simón Bolívar. No es nuevo. Yani Maduro, hatta Maduro öncesi Chávez'e karşı yürütülen medya aracılığıyla yürütülen kara propaganda aslında yeni bir şey değil. Yıllar evvel de, belki yüzyıllar evvel de aynısı Simón Bolívar'a karşı yürütüldü. Farklı araçlarla. Yani bu fotoğraf benim ülkem için de çok yabancı değil. En zayıf nokta din, insanları oradan vurarak emperyalizmin istediğini o ülkede
hayata geçirmek. Este panorama me suena bastante porque también eso pasó en Turquía. Sobre pasó todo, no, pasa. Pasó no, ya no, no es pasado. Yani henüz geçmedi belki de hala de oluyor bu. Eso todavía está pasando en Turquía. Hala de oluyor. Y pero dice también a través de la religión. Sí. No, no, yo creo que el ataque, exacto, los ataques contra, pasa. Los ataques contra Turquía desde el punto de vista özellikle político. Burada söylemek istediğim saldırıların evet. Başka araçlarla devam eso ettiği. Eso no es parte del pasado en Turquía. Los ataques a la cultura, a la religión, a las raíces turcas, en los ataques racistas contra Turquía, los ataques a la economía turca. Sadece ekonomik bir saldırı değil, Türkiye'nin köklerine, evet, kültürüne ve tarihine her de şey yönelik bir saldırı. Hala eso bu devam ediyor. Kastettiğim bu. Tabii bu evet. Bu hala gözle görünür evet bir şey. Gözle Türkiye'de görülür. Peki Sayın Büyükelçi o tarihçeyi anlatsın. 1829'a geldiğimizde Monroe doktrini ve Bolivar doktrini çatıştılar. Evet. Devam. Sonuç. Ay, y seguimos. Y a partir de esa fecha, ¿qué pasó? A partir de esa fecha, bueno, se empiezan a podemos apreciar una serie de a partir de esa fecha con la doctrina Monroe se empiezan a ver, a suceder en América Latina y el Caribe intervenciones, invasiones, golpes militares, ¿sí? En toda la región latinoamericana, dirigidos y apoyados, unas veces dirigidos directamente y otras veces apoyados, ¿sí?, desde el gobierno norteamericano contra América Latina y el Caribe. Llegaron incluso un señor Walker, William Walker, ¿sí?, norteamericano, que llegó a invadió Nicaragua y se autoproclamó presidente de Nicaragua, Honduras y Salvador. Biraz anlıyorum tabii tarihi gelişimi bildiğim için muhteşem. Hemen sizi dinleyelim. Tabii sonra ki biraz da profesörümüze döneceğim. Bahsettiğim tarihten itibaren 1829 tarihinden itibaren bu Monroe doktrini somut bir şekilde kendini göstermeye başladı bir dizi eylemle. Bu eylemler tabii ki Karayipleri ve Latin Amerika'yı işgal planlarıydı. Bunda bazen doğrudan bazen de destekçileri sayesinde işgal suretiyle müdahale ederek ya da bazen askeri darbelerle çeşitli hükümetler devirdiler, katliamlar yaptılar. Mesela bunlardan bir somut örnek de yani doğrudan yapanlardan biri de William Walker ismi. Hı hı. Kendisi 3 Orta Amerika ülkesini bizzat işgal etti. Bunlardan biri Nikaragua, bir diğeri El Salvador, bir diğeri de Honduras'tı ve kendini başkan ilan etti. Evet. Mira, el presidente número 27 de los Estados Unidos. Un señor bastante impresentable, bastante desagradable, que se llamó William Howard Taft. ¿Sí? William yani profesör Howard burada güldü. Niye güldü sorabilir miyiz? He's smiling, why? ¿Por qué? William Howard Taft, un señor bastante... Bu 27. Amerikan başkanından bir söz etmek lazım. William Howard Taft'tan. Kendisi oldukça rezil bir imaja sahipti ve şeydi, istenmeyen bir devlet başkanıydı. Ya por 1912 isteneni var mıydı? Eso muy desagradable. ¿No? Muy desagradable es el pudiéramos decir que es el maestro o el padre de Donald Trump. Yani Donald Trump'ın büyük atası diyebiliriz, yani büyük babası diyebiliriz fikirsel olarak. Con motivo de la invasión de los marines norteamericanos a Nicaragua y la imposición de un presidente nombrado a dedo por los Estados Unidos en Nicaragua en 1912, un señor que se llamó Adolfo Díaz, fue impuesto, era un director de una empresa norteamericana. Y los norteamericanos lo nombraron presidente de Nicaragua. Y a raíz de esto, el señor William Howard Taft dice, no está lejos el día en que tres estrellas
y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, es decir, el territorio norteamericano. Una en el Polo Norte, otra en Panamá y la otra en el Polo Sur. El hemisferio, la región, Latinoamérica, toda América, será nuestra en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente. Parece que estuviéramos escuchando a Trump. No es Trump, es este señor William Howard Taft en 1912. Şimdi bu ismi niye zikrettim? Tekrar bunu biraz açalım. Tarihsel sürecinden başlayayım ilk önce. 1912 yılında bu Amerikan başkanı bir Adolfo Diaz hükümetini destekledi ve Nikaragua'da bu kişi, yani Nikaragua'nın başına geçirdi. Kimdir bu Adolfo Diaz? Bu Amerikan şirketlerinden birinin, madencilik şirketlerinden birinin aslında şeydi, sekreteriydi. Bir şubesinin sekreteriydi ve onu devlet başkanı olarak ilan etti. Daha sonra da şu açıklamayı yaptı kendisi. Bizim üç noktada topraklarımızı genişleteceğimiz ve hegemonya kuracağımız günler uzak değil. Bu üç nokta derken kastettiğim birincisi Kuzey Kutbu, ikincisi Panama, üçüncüsü de Güney Kutbu'dur. Bu topraklar arasında bizim zaten ahlaki olarak bizim olmaması gereken bu topraklarda üstün ırkımızın erdemi hakimiyetini kuracak diye de olayı ileri bir safhaya taşımıştır. Bu sözler size tanıdık geliyordur. Hiç yabancı gelmiyor. Gullu, no es Trump. Mucho antes que Trump. Trump'tan, sadece Trump'ta değil, Trump'tan çok öncesi yani bu sözler. El discurso supremacista es parte de la idiosincrasia de la cultura norteamericana. Ya bu aslında kendini üstün görme, kitlerin üstünde görme yeni bir şey değil. Gördüğünüz gibi Kuzey Amerika'nın, yani ABD'nin kuruluşunun mayasında olan bir şey. Evet. Evet. Buna kocaman bir evet. Estoy de acuerdo con usted. Sí, y claro. Con respecto a Venezuela, más concretamente, ya a principios del siglo XX, ¿sí? cuando en Venezuela se descubren las grandes reservas petroleras, las potencias europeas, y por supuesto Norteamérica, atacan, ¿sí?, a uno de nuestros presidentes que trató, fue el primer presidente, Cipriano Castro, que trató de darle un sentido de Estado a ese país que se llama Venezuela, que antes no había proyecto de Estado en Venezuela. ¿Sí? El primero que elaboró un proyecto de Estado en Venezuela, Cipriano Castro, ¿sí?, fue atacado, vilipendiado, humillado a través de los medios de comunicación, ¿sí?, con planes imperialistas europeos y norteamericanos. Así que las agresiones contra nuestro país y, como puedes ver, contra América Latina entera y el Caribe, son una cosa de... Hoy estamos viendo un capítulo más de esas agresiones. Şimdi sadece evet. Venezuela özelinde değerlendirecek olursak, 20. Evet. yüzyılın başında biliyorsunuz petrol rezervleri bu ülkede keşfedilince özellikle ABD ve Avrupa şirketleri tarafından, o dönem iktidarda Cipriano Castro hükümeti vardı. Bu bizim iktidara gelene kadar aslında Venezuela diye bir ülke yoktu. O ise ülkenin doğal kaynaklarına, petrol rezervlerine sahip çıktı. Ve bu yüzden de Amerika'nın, özellikle başta Amerika olmak üzere, yurt dışında büyük saldırılara maruz kaldı. Özellikle medya aracılığıyla onun alay edildi, aşağılandı. Yani söylemek istediğim, Latin Amerika'ya olan saldırılar, Karayiplere, Latin Amerika'ya, ülkemize olan saldırılar çok eski bir tarihi var tabii ki. Evet. Sanıyorum Sayın Büyükelçinin şimdilik bu tarihçeyle ilgili söyleyecekleri noktalandı. Kendisine döneceğim ama. Vamos a parar aquí un poco. Evet. Y ahora toca al profesor. Evet. Sayın Johnny Balsa Arismendi'ye soralım şimdi. Bir çok kutuplu dünya sistemini telaffuz ediyoruz. Bu çok kutuplu dünya sistemini zaten bunu anlatıyor, anlatmak üzere geldi Türkiye'ye. İnsanlık için yaşam alternatifi nedir bu çok kutuplu dünya? Ne yapılmak isteniyor?
Sayın Arismendi, ben dinleyelim. Está hablando del, bueno, digamos, usted pronuncia la palabra mundo multipolar y también una alternativa para la humanidad, y por eso usted está aquí, para explicar ese concepto, ese término. Entonces, ¿usted puede explicar un poco a qué se refiere? Claro. La historia de Venezuela es una historia que en su profundo contenido tiene muchas ideas de independencia, de soberanía, a lo largo de 200 años. Aslında Venezuela tarihine bakacak olursak, az önce de Büyükelçimiz biraz açtı bu konuyu. Çok derin bir tarihi var. Özellikle bağımsızlıkçı, evet, ve evet, egemenlik, ülkenin egemenliğine sahip çıkan ülkeleri. Como el fundador de la República un de Turquía. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir liderin ülkesi burası. Y dice que el fundador, mi personalidad, eso pasada, evet, de libertad. Es mi carácter, dice. Ve bugün tarih çok önemli. Değerli konuklarımıza da ifade etmek isterim. Dün itibariyle Atatürk 15 Ekim'de 1919'dan 1927'ye kadar olan süreci 36,5 saat mecliste okur. Ve Ordinaris Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedoğlu da bunu yazmıştır. Çünkü katip olarak mecliste bulunmaktadır. Ve Hıfzı Veldet Veli Dedoğlu'nun eşi Sayın Meriç Veli Dedoğlu hala Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar ve Çin dahil olmak üzere bütün dünyaya slaytlarla gidip Atatürk'ün nutkunu anlatmıştır. Ve bugün Atatürk ilkelerinin ne kadar önemli olduğunu, devrimlerinin ne kadar önemli olduğunu, işte Venezuela'nın mücadelesi de tam ortaya koymaktadır. Sayın Veli Dedeoğlu'na da buradan saygılarımızı sunalım. Programımızı izliyor her zaman. Evet. Por cierto, aquí hay que decir algo. El día 15, bueno, ayer, de octubre, Mustafa Kemal Atatürk tuvo un discurso durante más de 36 horas, Nutuk. Sí, explicando en la Asamblea Nacional durante 36 horas y el proceso de la Fundación de la República de 1919 hasta 1927. Entonces, también tenemos un colaborador, Veli Dedeoğlu, tiene un cargo para explicar los principios y esa historia a todo el mundo, hasta China y también quizá el proceso parecido de Venezuela. Sí, nuestra historia. Por eso la historia es fundamental. Claro, la historia, la cultura son herramientas fundamentales para explicarnos los distintos procesos que han desarrollado cada uno de nuestros pueblos. Tabii ki bu her ülkenin kendi deneyimini aktarması, bu gelişim sürecini aktarması, deneyimini aktarması, tarih ve kültür önemli bir yerde duruyor. Nuestra historia en su desarrollo ha tenido una serie de confrontaciones. Bizim tarihimizde çok birçok farklı safhada farklı karşıtlıklarla doludur, çatışmalarla doludur. Evet. Con potencias imperialistas que siempre han pretendido arrebatarnos nuestra riqueza natural. Tabii ki emperyalist güçler bizim birbirimizi mücadele etmemiz için, birbirimizi yememiz için çok kere mücadele etmiştir. Tabii, tabii. Primero fue el, ne büyük oyunlar dönüyor. Primero fue el imperio español. Tabii bu sadece ABD'ye özgü bir şey değil. İlk bunu gerçekleştirenler, icracıları luego, İspanyol İmparatorluğu olmuştur. Y luego el imperio norteamericano. Sonrasında da sıra ABD'ye geçmiştir. De tal manera de que nuestra historia está llena de rebeldía, está llena de desafíos, está llena, por qué no decirlo, de interrogantes que sirven para explicar
también lo que puede ser nuestro devenir. Tabii ki bizim tarihimiz öte yandan bu müdahalelerin yanı sıra çok fazla ayaklanmayla ve yol ayrımlarıyla doludur. O da bizim bu sürecimizi de açıklar pozisyonda. Y nuestro devenir tiene que ver con lo que explicaba nuestro embajador sobre las ideas libertarias de Simón Bolívar. Tabii ki bütün bu düşünceler beslendiği nokta belli ki Simón Bolívar'ın idealleridir. Evet. Bağımsızlıkçı idealleri. ¿Qué pretendía nuestro libertador Simón Bolívar? Enfrentar, como en efecto lo hizo, las pretensiones hegemónicas del imperio. Tabii ki kurtarıcımız Simón Bolívar'ın idealleri bu hegemonya, hegemonik güce karşı koymaktı. Y eso significaba una confrontación. Eso significaba un enfrentamiento. Bu tabii ki bir yüzleşmeydi ve kendine karşı bir cephe oluşturmaktı. Que en algunas oportunidades fue más violento que en otras. Yani birbirinden belki zaman zaman daha az şiddetli, bazen daha şiddetli olan. Si nosotros hacemos una línea de investigación, llegamos a la conclusión de que la agresión de hoy por parte de Estados Unidos contra Venezuela no es nueva ni reciente. Yani bizim tabii ki bu bir dizi araştırmalarımız tarihte zaten söylüyor ki ABD'nin bizlere karşı yani Latin Amerika ülkelerine karşı olan yaptırımı lineal bir çizgide ilerliyor ve yeni bir şey değil. Onun da bir tarihçesi var. Hoy mucho más sofisticada que ayer. Ama ilginç olan bugün daha karışık durum. Çok hoy, geçmişine göre. Hoy se recurren a mecanismos y a medidas coercitivas para lesionar a un gobierno y a un pueblo que lucha por la defensa de su soberanía. Yani bugün aslında bir halkı, bir hükümeti yaralamak ve bir huzursuzluk, karışıklık çıkarmak için çok farklı mekanizmalar kullanılıyor. Y por esa prepotencia que caracteriza al actual gobierno de Estados Unidos, o por esa prepotencia que siempre ha caracterizado a los Estados Unidos, pretenden socavar las bases de nuestro proceso porque nuestro proceso representa un proyecto de liberación. Tabii ki bugünkü ABD hükümeti de aynı yani hikayeyi karakterize ediyor. Bizim gelişim sürecimize darbe indirmek, bizim sürecimizde tabii ki tamamen egemenliği eline alan ve bağımsızlıkçı bir proje. Un proyecto que muchos historiadores lo hemos calificado como un proyecto de frente a la barbarie, la civilización. Tabii ki bizim projemizin hikayesi şudur. Özeti şudur. Barbarlığa karşı insanlık. Que tampoco es nuevo. Bu yeni de bir hikaye değil aslında. Es histórico. Tarihi bir söylem. Y Turquía podría hablar con mucha propiedad de esa confrontación. Türkiye'de bu aslında bahsettiğim bu projenin tabii ki ciddi bir parçası ve ciddi bir deneyim var. Que no nos perdonan. Que no nos perdonan que estemos reivindicando las ideas independentistas de Simón Bolívar. Tabii ki kimse biz kusura bakmasın. Biz bu idealleri, Simón Bolívar'ın özgürlükçü ideallerine her zaman sahip çıktık ve çıkmayı da sürdüreceğiz. Las ideas libertarias de Simón Bolívar. Yani onun özgürleştirici, bağımsızlıkçı ideallerine. Reivindicadas por el presidente Hugo Chávez a partir de 1988. Bu idealler tabii ki Simón Bolívar'ın idealleri Hugo Chávez tarafından ele alındı, icracısı haline geldi Hugo Chávez. Y continuadas desde 2013 por el presidente Maduro. 2013 yılından beri de bayrak teslim edildi Nicolás Maduro'ya. O da 2013 yılından beri aynı idealleri sürdürüyor. Sürdürüyor. İşte bu yüzden çok saldırıya uğrayan bir ülke. Por eso atacan a Venezuela. Por eso atacan a Venezuela porque Venezuela representa una opción frente a la hegemonía, en este caso norteamericana.
özellikle Latin Amerika coğrafyası için önemli bir alternatif seçenek gibi duruyor. Bu hegemonik düşüncelere karşı Venezuela. Bu yüzden saldırıyorlar. Y en contraposición a la hegemonía norteamericana estamos levantando y reivindicando la utopía del multilateralismo y del mundo multipolar. Çünkü Amerikan hegemonyasına karşı, ABD hegemonyasına karşı bir ütopyaya sahip çıkıyor. Bu ütopya da çok kutuplu dünya ütopyası. Porque creemos que tenemos el derecho como gobierno y como país a levantar un proyecto de liberación que tenga que ver con la paz, con la defensa de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía. Çünkü biz hükümet ve halk olarak bir alternatif sunma ihtiyacı hissediyoruz. Bu tabii bunu sunarken de bizim hedefimiz bunu barış yoluyla sağlamak ve bunu da sağlarken doğal kaynaklarımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak. Porque nuestro gobierno y nuestro país reivindican derechos sustantivos para la población. İşte en önemlisi bu. Milli varlığını korumak. Bizde özelleştirme oldu mesela. Kendi eso es lo fundamental, defender lo que tienen, lo que tenemos. En stratejik kurumlarımızı por ejemplo, aquí eso no funcionó porque por privatización de los recursos del país. Venezuela'da burada kendi değerlerine sahip çıkıyor. Bir model. Eso es un modelo importante para nosotros también. Porque nosotros Venezuela vivimos, sí, defiende. Nosotros vivimos un proyecto de privatización establecido por gobiernos anteriores influidos por la política norteamericana. Tabii ki Amerikan politikalarından, ABD politikalarından etkilenmiş önceki hükümetler özelleştirme illetini bizim tabii ki modelimize yerleştirdiler. Ve biz de bir şekilde illet. La llegada del presidente Chávez como expresión de las fuerzas populares irrumpe contra ese modelo y democratiza el acceso a derechos que teníamos privado los venezolanos. Tabii ki bir halkın iradesi ve gücüyle Hugo Chávez süreci de demokratikleştirerek bu süreci tersine, bu modeli tersine çevirmeye çalıştı. El derecho a la salud, el derecho a la educación. Tabii ki sağlık ve eğitim hakkına sahip çıktı. El derecho al disfrute de la riqueza petrolera. Tabii ki petrol gelirlerinden bütün halkın faydalanmasını sağladı. Estaba al servicio de los intereses norteamericanos. Tabii ki tamamen Amerikan ABD çıkarlarına hizmet ediyordu öncesinde. Y eso molesta la prepotencia norteamericana. Tabii ki bu durum Hugo Chávez ile birlikte gelen iktidar ABD hegemonyasını ciddi bir şekilde molesta sarstı, rahatsız etti. Molesta la arrogancia norteamericana. Yani onların küstahlığını, kibrini rahatsız etti. Evet, biz de dönem dönem rahatsız ediyoruz. Bir ara vereceğiz. Değerli profesör, una pausita. Kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim. Seguimos donde dejamos. Seguro. Unutmayın. Por favor. Gördüğünüz gibi bir, büyük bir bağımsızlık mücadelesi veren, önemli doktrinleri hayata geçiren Venezuela'nın çok değerli iki ismi, Büyükelçi Sayın Jose Brancho Reyes ve değerli Profesör Johnny Balsa Arismendi konuğum, değerli çevirmenimiz Çağlar Erteber Bey'le bu yayını gerçekleştiriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın, birazdan buradayız. Emperyalizmle mücadeleyi konuşuyoruz. Venezuela Büyükelçisi Sayın Jose Braccio Reyes. Jose Braccio Reyes. Italiano y español. Yani İtalyanca aslında. Braccio. Aa, öyle mi? Braccio Italiano, Reyes Gitano. Reyes. Reyes Gitano. Reyes. Çingene dilinden gelme diyelim. Aa, yani. Çingenelerden kalma. Aha, çok güzel. Andaluz. Endülüs. Endülüs. Oo, ne çok şey konuşabiliriz bu programda. Muchas cosas que hablar. Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor, aynı zamanda eski Kenya ve Mali Büyükelçisi Sayın
Johnny Balsa Arismendi ile konuşuyoruz. Sayın Arismendi'de kalmıştık. Ben tabii ister istemez burada bir politika konuşmuyoruz. Özellikle Sayın Büyükelçi'ye elbette Türk politikasını sormam ama uluslararası ilişkiler bağlamında dinlediklerim çerçevesinde eyvah bunlar bizim ülkede de gördüğümüz filmler demekten kendimi alamıyorum. Kaldığı yerden devam edelim. Paramos con usted, entonces seguimos desde donde dejamos. Entonces decía que nosotros creemos en la posibilidad de convertirnos en una referencia que ponga un alto a la prepotencia de Estados Unidos en nuestro continente. Tabii bu tüm bahsettiklerimden yola çıkarak, o bizim de potansiyelimizden yola çıkarak artık ABD hegemonyasına karşı dur diyecek bir gücümüz var. Bu güce eriştiğimize, evet, bu potansiyele, evet, sahip olduğumuza inanıyoruz. Y por estar convencidos de que tenemos el derecho como país a conformar un mundo de paz, estamos haciendo énfasis en la construcción de un mundo multipolar. Tabii ki şuna da ikna olmuş durumdayız. Biz barış dolu bir dünya ve bunda çok kutuplu, tek kişinin söz sahibi olmadığı çok kutuplu dünyayı inşa etmeye, dönüştürmeye hakkımız var. Porque es una herencia que tenemos. Bolívar preconizó, alertó, estimuló la integración regional de América Latina y el Caribe. Çünkü Simón Bolívar'ın hayata geçirdiği, yeşerttiği, tohumlarını ektiği, bütün sadece Venezuela için değil tabii ki bütün Latin Amerika ve Karayip halkları için bu mirasa sahibiz. Integración enfrentada, boicoteada por Estados Unidos. Tabii bu bahsettiğim Latin Amerikalıların bu yöndeki entegrasyonu birçok kez ABD tarafından sabote edildi. Algunos episodios nos relataba el embajador. Zaten bu aşamaları Sayın Büyükelçimiz de, evet, anlattı. Y el presidente Chávez reivindica esa idea del libertador estableciendo la necesidad de impulsar como país un proyecto que descanse sobre la base de la construcción de un mundo multipolar. Tabii ki Chávez bu projeyi üstlendi ve kendi ülkesinden bu hegemonik gücü çıkarmayı kendine görev biçti ve bu bahsettiğimiz çok kutuplu dünya projesini hayata geçirmeyi üstlendi. E identificar en el mundo dónde están los países que creen en esa interpretación multipolar de la contemporaneidad mundial. Tabii ki buna inanmış diğer devletleri, ülkeleri, hükümetleri de yanında alarak bunlarla işbirliği yaparak bu projeyi üstlendi. Y por eso nuestro esfuerzo en articular con países referentes en el mundo, como China, Rusia, Turquía, porque hoy están dadas las condiciones para que propiciemos mucho más un acercamiento en función de nuestros ideales integracionistas históricos. Çünkü bizim çabamız da Çin, Rusya, Türkiye gibi ülkeler sayesinde bu ideallere, bu ideale ulaşmakta bizi yakınlaştırıyor. Ayrıca birbirimize de yakınlaştırıyor. Por eso no es de extrañar el esfuerzo del presidente Maduro que reivindica la invitación del presidente Chávez para fortalecer la relación Venezuela-Turquía. Tabii ki Maduro'nun çabası da özellikle Chávez'den devre aldığı Türkiye ile bu çerçevede bir ilişki geliştirmek, birbirine egemenliğe saygılı ve çok kutuplu dünyanın inşası. Porque sin duda que tenemos objetivos comunes. Çünkü ortak amaçlara sahibiz. Para compartir, para complementarnos. Yani birbirimizi tamamlayıcı özelliklere sahibiz Venezuela ve Türkiye olarak. Porque tenemos un conjunto de recursos que pueden permitir la asociación, pueden permitir la colaboración. Çünkü ortak araçlara, kaynaklara sahibiz. Birbirimizi yakınlaştıracak ve işbirliği içerisinde olmamızı sağlayan. Pueden permitir
esa relación complementaria. Bu birbirini tamamlayıcı ilişki. Turquía tiene una experiencia extraordinaria en el turismo. Mesela Türkiye'nin turizm konusunda olağanüstü bir deneyim var. Nuestro bu sektörde. País, nuestro país tiene una fortaleza desde el punto de vista turística a la que debemos de desarrollar mucho más. Bizim de çok büyük bir potansiyelimiz var ve Türkiye sayesinde, Türkiye'nin deneyim sayesinde de bunu ileriye taşıyabiliriz. Y reivindicar la idea de que el turismo tiene que estar al servicio de los intereses más sagrados de nuestro pueblo. Yani turizm bizim özellikle halkımıza hizmet edecek bir sektör olarak görülmesini de sağlayalım. En el desarrollo agrícola es necesario complementarnos. Evet. Yani aynı zamanda zirai alanda birbirini tamamlayıcı olmalı. O yüzden de Türkiye'ye güveniyoruz bu konuda. Complementarnos en lo cultural, en lo educativo. Tabii ki eğitim ve kültür alanında da birbirimizi tamamlayacağız. En lo financiero nos podemos complementar. Aynı şekilde ekonomik anlamda da. Evet. De tal manera que hay un conjunto de elementos. Evet. İdeallerimizin ortak olduğunu çok net ortaya koyuyor değerli akademisyenimiz. Sí, claro, Turquía y Venezuela tienen ideales comunes, ¿no? Históricos. Ve tarihi. Tabii ki sadece değerli, ortak değil. Büyükelçiye Jose Bracho Reyes'e dönmek istiyorum. Türkiye deneyimlerini ve Venezuela ideallerini nasıl buluşturabiliyoruz? Nasıl buluşturabiliriz? Çünkü çok önemli bir görevi üstleniyor. O ülkenin en üst düzeydeki temsilcisi olarak ülkemizde ahora var. Ahora me dirijo a usted, al embajador, porque usted tiene la autoridad máxima como representante de Venezuela aquí en Turquía. Entonces, ¿usted qué tiene, qué tipo de rol tiene para la cercanía köprünün, entre los países? Estamos o el puente, önemli. Construir el puente. Estamos trabajando por construir y fortalecer ese puente de comunicación. Entre nuestros pueblos. Tabii biz bu köprüyü zaten inşa etmeye çalışıyoruz. İki halkın birbirine yakınlaşması, iki hükümetin birbirine yakınlaşması için biz bu konuda bir kontak görevi görüyoruz. Para eso trabajamos desde la diplomacia formal. ¿Sí? Y la complementamos con lo que pudiéramos llamar la paradiplomacia, lo que va más allá de la diplomacia, lo que ayuda a que nuestros pueblos se vean las caras de frente, sin intermediación de medios de comunicación que distorsionen nuestras imágenes. Şimdi biz tabii ki bu yakınlaşmayı, bu köprüyü inşa etmeyi resmi diplomasi kanallarından yürüttüğümüz gibi bu diplomasinin çok daha ötesinde aracısız yüz yüze halkla birlikte de yapıyoruz. Böylece medyada gözüken yüzünün dışında iki ülke, iki hükümet, iki halk birbirini tanısın istiyoruz. Ki bizim gençlerimiz hacemos, de gittiler, TGB'lilerimiz. Evet. Nuestros jóvenes, por ejemplo, claro, también se fueron a Venezuela. Hacemos un trabajo, por supuesto, gobierno a gobierno, pero también buscamos propiciar encuentros entre nuestros pueblos. Tabii ki bu yakınlaşma hükümetle iki hükümet arasında sürdüğü gibi biz de daha farklı buluşmalar organize ediyoruz ki dediğim gibi bu köprü daha sağlam kurulsun. İki halk birbirini daha yakından tanısın. İşte o farklı buluşmalar çok önemli. Diplomatik düzeydeki buluşmalar zaten o diplomasinin işi. O başka bir şey. Daha resmi. Halkların birbirini tanıması. Creo que ese tipo de encuentros önemli. Son más importantes. Porque encuentros diplomáticos sí son fundamentales. Pero creo que eso es más importante. Es importante porque cara si nosotros queremos construir una relación. ¿Sí? Que se perpetúe y que se sostenga en el tiempo es importante que los pueblos se conozcan. Tabii ki biz şöyle bir ilişki inşa etmeye çalışıyoruz. Daimi olsun, günlük evet. ihtiyaçlardan doğmasın sadece evet. ve halk bilinçlensin ve birbirini çok iyi tanısın. Tenemos muchas cosas en común.
Dediğim muchas gibi cosas en común. Çok fazla ortak yönümüz var sizin dediğiniz gibi. Y el lugar que hoy ocupa Turquía en el mundo no se los regalaron. Çünkü şu an Türkiye'nin bulunduğu konum ve pozisyon Türkiye'ye hediye edilmedi aslında. Le costó mucho trabajo a los pueblos de Turquía. Bayağı epeyce birçok şeye mal oldu bu elde ettiği konum Türkiye'ye. No a un hombre ni a dos, a todos los pueblos de Turquía. Ben sadece bir ve iki kişiden bahsetmiyorum. Yani bütün bir halktan bahsediyorum. Que supieron enfrentarse a los embates, a los ataques de los imperialismos occidentales. Özellikle Batı dünyasının çok büyük saldırılarına maruz kalıp buna direnerek bu hale geldi bu halk. Y que se sigue enfrentando hoy día. Hala günümüzde de bu saldırılara hala maruz kalıyor. Evet. Para mantener una dignidad. Yani onurlu bir duruşu muhafaza etmek için hala hoy, da direnmeyi sürdürüyor. Hoy es innegable admitir que Turquía es una potencia emergente. Yani çok önemli bir güce sahip. Bu reddedilemez Türkiye'nin gücü, potansiyeli. Las grandes decisiones, las grandes decisiones, decisiones sustantivas en política exterior a nivel mundial no se pueden tomar sin tomar en cuenta Turquía. Yani dünyada dış politikada alınacak hiçbir karar Türkiye'nin, yani Türkiye'ye ilişkili olmayan hiçbir karar alınamaz. Türkiye mutlaka bu dış politikada alınacak her kararın bir parçasıdır. Parçasıdır. Türkiye influye. Türkiye aynı zamanda etki gücü de çok fazla. Cuando coincidimos en muchas cosas. Yani coincidimos en muchas cosas. Çok fazla şey var yani o ortak. Y además la historia de Turquía para nosotros es un paradigma, un ejemplo. Yani bizim için aslında Türkiye tarihi de önemli bir örnek. Çok güçlü bir. Como un país que surgió de las ruinas del Imperio Otomano. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti aslında küllerinden doğmuş bir devlet. Que quisieron desmembrarlo. Yani bildiğiniz üzere bu zayıf imparatorluğu dağıtmak, parçalamak da istediler. Que se lo quisieron fagocitar los imperios. Yani bu daha o zamanın büyük güçleri bu yemek, parçalamak istedi. Se supo levantar y mantenerse firme. Ama şey işte bir halk bu şekilde buna karşılık direndi. Verdi, direndi. Cuando el presidente Erdoğan dice el mundo es más grande que cinco, es otro punto de encuentro con la revolución bolivariana. Está queriendo decir el mundo es mucho más amplio, mucho más ancho, como para que solo decidan los cinco países que están dentro del Consejo de Seguridad. Tıpkı aslında Bolivarcı projenin ortaklaştığı hususlardan biri Sayın Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyüktür çıkışıydı. Aynı şey aslında çok kutuplu dünyanın önsemesinde yaratan bir söylem de bizim için. Biz de aynısını söylüyoruz. Dünya çok daha büyük. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden kesinlikle çok daha büyük bir dünyada yaşıyoruz. Está diciendo lo que venía diciendo el presidente Chávez hace mucho y que continúa repitiendo el presidente Nicolás Maduro. Yani aslında bu Cumhurbaşkanı Chávez'in de, Başkan Chávez'in de söylediği bir şeydi, dillendirdiği bir şeydi. Bunu şimdi Nicolás Maduro sürdürüyor bu süreci. Y que lo ha expuesto el profesor Johnny Valls aquí. Nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos en política exterior es ayudar, poner nuestro grano de arena para construir un mundo multipolar. Sayın Balsa hocamız da evet. Bu sebeple burada zaten amacımız bu. Bunu tekrar izah etmek, açıklamak. Yani bu çok kutuplu dünya projesini, bunun inşasını. Evet. El presidente Erdoğan está diciendo con Chávez y con Nicolás Maduro es urgente la necesidad de transformar estructuralmente el principal organismo multilateral,
las Naciones Unidas se tienen que democratizar. Tabii ki Sayın Erdoğan'ın, Chavez'in ve Maduro'nun ortaklaştığı bir nokta şu. Çok acil bir yapısal reforma ihtiyacı var. Yani özetle Birleşmiş Milletler'in demokratik bir yapıya ihtiyacı var. La Organización de Naciones Unidas no es un organismo democrático. Yani Birleşmiş Milletler demokratik bir yapıya sahip değil. Değil. Se fundó en un momento histórico, pero ya tiene que transformarse o morir. Yani çünkü kurulduğu tarih itibariyle bir önem arz ediyordu. Fakat şimdi çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Ya reform edilmeli ya da yani misyonu terk edilmeli. Bu eyleme geçebilir mi? Birleşmiş Milletler demokratik bir yapıya kavuşturulabilir mi? ¿Usted cree en eso? La democratización de Naciones Unidas. Hay que trabajar, hay que luchar para eso. Çalışmak lazım, mücadele etmek lazım. Ne yapmak lazım? ¿Qué hacemos? Unir fuerza. İşte güçleri birleştirmek. İşte bu çok önemli. Sonuçta fundamental. Değerli akademisyen Aris Mendi aynı zamanda Çin'den de söz etti. Çin, Türkiye, hı-hı, Venezuela. Yani bizim telaffuz ettiğimiz Avrasya'nın gücüne ortak olmak, orada buluşmak, Atlantik, nasıl söyleyelim, Atlantik'in o yayılmacılığından, demokrat olmayan tavrından uzaklaşmak, yeni bir yapıya kavuşturmak dünyayı. Usted habla también de China, de la potencia de China y Rusia como Turquía. Entonces, quizá hay que dejar, quitar y alejarse de la hegemonía atlántica y también dirigirse a los países también euroasiáticos. Entonces, como Rusia y como China. Entonces, podemos hablar de eso, si quiere. Nosotros creemos que en este mundo cabemos todos. Biz tabii ki inanıyoruz ki bu dünyaya hepimiz sığarız, hepimize bir yer var. Cabemos todos siempre y cuando entendamos la necesidad de respetar la soberanía y los derechos fundamentales de cada uno de los países. Yani tabii ki şunun önemine vakfettiğimizde, anladığımızda egemenliğin ve insan haklarının, temel hakların önemini anladığımızda hepimize porque, yer var. Porque no se trata de sustituir un país por otro. Çünkü hiçbir ülke diğerinin yerini alamaz aslında. Se trata de trabajar por la construcción de un país, por la construcción de un mundo, por la construcción de una obsesión que existe que tiene que ver con el respeto a los más sagrados ideales de cada uno de nuestros pueblos. Yani yeni bu dünyanın inşasında bu ülkelerin önemli olan o karşılıklı birbirlerine olan saygıyla, saygı yani egemenliklerine olan saygının inşasıyla. No puede ser posible que cinco grandes corporaciones determinen los intereses de todo un mundo. Tabii ki sadece beş ülkenin ihtiyaçlarının ya da çıkarlarının diğer dünyanın geri kalanın ihtiyaçlarını belirlediği, çıkarlarını belirlediği bir dünyayla devam edemeyiz. Es necesario democratizar los organismos y democratizar el pensamiento. Sadece yapıları demokratikleştirmek yetmez, tabii ki zihinleri de demokratikleştirmek hacer más gerekir. Universal el pensamiento. Yani ulusal, uluslararası bir akıl ihtiyacı, demokratikleşmiş bir zihin. Aprender y compartir. Yani hem öğrenmek hem de paylaşmak. Porque no puede ser que una persona y un país quiera decidir por el resto del mundo. Çünkü tek bir ülke, tek bir kişi dünyanın geri kalanı adına söz söyleyemez. Y de allí esa necesidad histórica, como muy bien dice nuestro embajador, de la alianza entre los distintos sectores de los pueblos del mundo. Yani Trump'ın yaptıkları işte İsrail konusundaki yaptıkları, tek tek adını telaffuz etmeye de gerek yok. Kim gelirse gelsin bir kukla başkan ve o kukla başkanın yürütmek olduğu Amerikan projelerine karşı çok önemli kültürel bilinçli bir mücadele. Es una lucha, claro,
de pensamiento, también contra la hegemonía norteamericana, claro, y también contra sus títeres. Claro, claro, que los que existen en todo el mundo. Tabii ki her yerde var biliyorsunuz bu kukla. Es una lucha anti-imperialista. Es una lucha por la supervivencia. Yani bu ben anti-imperialist diye nitelendiriyorum. Aslında daha da ötesi bu hayatta kalma da projesi. Y en la lucha por la supervivencia del planeta. Yani gezegenimizin hayatta kalması için bir mücadele. Todos aquellos que creemos en el respeto de las naciones tenemos que coincidir frente a quien obstaculiza el respeto a las naciones. Yani bütün karşılıklı saygıya dayalı ve dediğim gibi ulusal egemenliğe dayalı bunun karşısında kim varsa ona karşı olacak bir. Llámese como se llame. Birlikten bahsediyorum. Llámese como se llame. Es que es la hora ne de dersek los diyelim bunun. Es la hora del tiempo de los pueblos. Yani bu artık bu halkların zamanıdır. Y por ser la hora de los tiempos de los pueblos, Venezuela en este caso y Turquía están jugando un papel sustantivo en ese ajedrez internacional. Şimdi burada da Türkiye ve Venezuela iki ülke de diğer halklara örnek olabilecek önemli bir rol üstleniyorlar. Porque no es fortuita la coincidencia que en el campo del mundo multipolar tiene Turquía y Venezuela. Çünkü bu çok kutuplu dünya arenasında iki ülke karşılaşmış durumdadır. Y no podemos, bir ittifak olarak kastediyorum. Y no podemos dejar de decir nuestro reconocimiento a otros países que en el mundo están apostando al carácter multipolar del. Tabii ki bu işte burada bütün projenin özü çok kutuplu bir karaktere sahip olmasıdır. Porque eso es garantía de un mundo de paz. Çünkü bu dünya barışında garantisi, garantörü konumdadır. Frente a las pretensiones militaristas, armamentistas, frente a las pretensiones hegemónicas, es necesario apostar a la construcción del mundo multipolar. Bu işte hegemonik anlayışa silahlanma anlayışına karşı da tek bir çözümdür, alternatiftir diyebiliriz. Sin prejuicios, sin prejuicios. Ön yargısızca. Sin que el tema religioso nos enrede. Yani etnik, dini ön yargılardan da arınmış bir şekilde. Sin que el tema cultural nos complique. Yani kültürel mevzuların bizi daha çok karıştırmasına sin izin vermeden. Sin que algunas características determinadas en cada uno de nuestros pueblos se puedan convertir en un momento determinado en un elemento disociador. Yani hiçbir kapris gütmeden, ön yargı gütmeden bu çok kültürlü, çok kutuplu dünyaya kabulü bizim için başattır. Porque la construcción de la paz del mundo, porque la construcción de las fuerzas para derrotar a quienes intentan desvirtuar la supervivencia de la humanidad, es necesario que cada uno pongamos de nuestra parte. Dünya barışının inşasının önündeki en büyük engele karşı koymak zaten herhalde hepimizin temel amacı olsa gerek. Değerli Büyükelçi Braccio Reyes bazı notlar aldı Sayın Arismendi konuşurken. Burada önemli mesajları var. Son 4 dakika içinde Büyükelçimizin o güzel mesajları en paylaşalım. En los últimos 4 minutos yo veo que porque usted ha notado algo. Un mensaje para que lo tenga claro toda Turquía y todo el mundo. Bir mesaj olsun o zaman bu son 4 dakikada bir hem dünyaya hem Türkiye'ye. Venimos trabajando por construir una relación sólida, sostenible en el tiempo entre nuestros pueblos. Yani biz aslında burada iki ülke arasında kalıcı bir ilişki geliştirmek için çalışmaya geldik. Esa relación está basada en el respeto y en la complementariedad. Çünkü bu ilişki karşılıklı saygıya tekrar ediyorum ve birbirinin tamamlayıcı özelliğe sahip. Por lo general, cuando se habla de relaciones diplomáticas entre países, se suelen destacar ventajas comparativas y ventajas competitivas. Şimdi bir diplomatik ilişkide göz önünde bulundurulması gereken ya da bulundurulan genel olarak avantaj ve dezavantajdır ve rekabettir. Ventajas comparativas y ventajas competitivas. Yani
avantajlar ve işte göreceli avantajlar. Nosotros, la diplomacia bolivariana, el gobierno revolucionario venezolano, bolivariano, agrega un elemento más, que es vital. Fakat Bolivarcı proje, yani hükümetimiz bu bahsedilen o klasik diplomasi anlayışına, bu ilişkilerdeki bu anlayışa yeni ve vazgeçilmez hayati bir faktör daha eklemiştir. Que son las ventajas cooperativas. Bu yani şey, birlikte işbirliği avantajı diyebiliriz bunu. Las bu şekilde çevirebiliriz. De trabajar juntos. Birlikte çalışma. No solamente nos interesa la competencia ni compararnos, no, nos interesa también mostrar proyectos en los que trabajemos juntos para beneficio yani bu mutu. Birbiriyle karşılaştırmaya karlı olup olmadığına, avantajlarına bakmadan sadece birlikte çalışıp güzel şeyler inşa edebilme, iyi bir ilişki inşa edebilme üzerine kuruludur. Viva Venezuela, viva Türkiye. Ese es mi mensaje. Son mesajında tabii ki çok yaşasın Venezuela, çok yaşasın Türkiye. Aa, çok teşekkür ediyoruz. Kaç dakikamız var acaba? Aa, bitmiş süremiz. Keşke devam edebilseydik. Çok şey öğrendim ben de, izleyicilerimiz ve radyodan bizi dinleyenler de. Çok teşekkür ediyorum. Hemos llegado al final. Aprendí muchas cosas. Çok a través de ellos, igualmente nuestros espectadores. Muchas gracias por venir. A usted, por favor. Teşekkür ederim. Biz de sana anlayacağım. Ah, bir dahaki programda mutlaka bekliyoruz. Ben onlarla İspanyolca konuşacağım. La próxima vez yo hablaré en español. Ah, qué bueno. Es un idioma... Nuestro embajador la puede enseñar. Ben size Türkçe öğreteyim. Sayın Büyükelçimiz de size İspanyolca. Bana İspanyolca. Çok çok teşekkürler. Muchísima gracias. Yarın yine birlikte olacağız. Yarın Atatürk, Nutuk ve İş Bankası'nı konuşacağız. Çok değerli konuğum Sayın Orhan Çekiç olacak. Yarın saat 16'da Ulusal Kanal'da buluşmak dileğiyle. Esen kalın.